Merhaba millet, gele Minecraft oynarınıza hoş geldiniz. E, bu bölümde sizlere özel bir şey göstereceğim. Bir görev setini paylaşacağım sizlerle. Challenge diyoruz. Türkçesine uygun bir şey bulamadığım için e, görev seti dedim. E, şehir kuruyoruz bu görev setinde. Belli e, aşamaları var bu şehrimizin. Her aşamada kendine göre kuralları var. Örneğin ilk aşamada sadece tahtadan aletler kullanabiliyoruz. Kırdığımız taşları hiçbir şekilde kullanamıyoruz ve bir üst aşamaya geçmek için de belli görevler var. Köpeğimi susturup anlatmaya devam edeceğim bir saniye. Evet döndüm. Ee, şu an tabii çok çirkin gözüküyor. Bunun nedeninden bir tanesi zeminin çöl olması. Bunu görmüş olduğunuz gibi bir sürü dört topladım mağaradan. da katlayacağım ve çim getirip çimlendireceğim ve vaha gibi olacak çölün ortasında. Ki burada dağlar var. İşte. İleride biraz bataklık var. Burada güzel bir nehrimiz var. Şuradan gidince okyanus. Ya buradan dönüş gidince de karbiom var. Yani çok güzel bir yerde denk getirdim aslında ki burada doğmadım. bayağı uzakta bir yerde doğmuştum. Bir ormanda doğdum. Oradan bataklığa geldim. Orada bir sürü kil topladım. Bu tamamen survival'da yapıldı. Yani elle yapıldı. Bütün clay'leri elle topladım bunu yapmak için. Bu belediye binam şu andaki. Eee bir forum kurdum. <laughs> Bazılarınız biliyorlar. E, www.egeliminecraftoynuyoruz.com e, Burada güzel bir şekilde Minecraft konularını tartışabilirsiniz rahat rahat. E, orada da bütün görevi kurallarıyla ve işte yapılması gereken şeylerle birlikte her aşama için aç açıklayan bir konu başlığı açtım. E, li linkini vereceğim e, video açıklamasında. Bu konuya girip de okursanız siz de bu e, challenge'ı yapabilirsiniz kendiniz. Ve tabii eğer e, yaptığınız şeyleri aşama aşama bizimle paylaşırsanız orada bir resim ya da video koyarak e, çok mutlu olurum. E, i̇kinci sebebi katı gözükmesinin texture pack kullanmıyorum henüz. Ama yine LB fotoğrafı kullanmaya devam edeceğim. E, pre-release 3 için aslında çıkmıştı ama bugün pre-release 4 çıktı e, onunla ilgili videoyu da yarın ya da cumartesi günü e, koymayı planlıyorum Her şey bir ortaya çıksın yenilikler ondan sonra yapacağım videoyu tekrar tekrar video eklemek yerine tek videoda her şeyi anlatmayı planlıyorum yine e, O yüzden 1-2 gün sonra izleyebileceksiniz pre-release 4 ile ilgili videomu e, Daha sonra bu challenge'ı bitirince tabii Photorealism Pack'te güzel bir şey de göstereceğim Dediğim gibi uzakta doğdum ve buraya çöle geldim, düzlük gerekiyordu çünkü aslında tercihen bir yayla bulmayı umuyordum ama bulamadım, çöl buldum, kısmet böyleymiş. İlk aşamada tahtadan bir ev yapmamız gerekiyordu, onu yaptım. Ee, göstereyim ayrıca, kuralları da birazcık anlatmış olurum böylece. Ee, evimizi tabii sadece tahtadan yapabiliyorduk ilk aşamada. Bir oturma odası olması gerekiyor. Böyle yapsam işte çok uğraşmadım buna çünkü daha sonra daha güzel bir ev falan yapacağız. Zaten şato yapma görevi var. Ben de kral olduğum için şatoda yaşayacağım. Orada daha güzel bir şey olacak. Yine çok hızlı konuştuğum farkındayım. Ee, buraya da yatak odası yaptım. Bir yandan da burada işte fırınlar falan var. Ee, biraz daha clay toplamıştım. Onları da halledeyim bu arada. Ee, aynı zamanda maden girişim de burada. E, yani şu anda... Öf, hiç güzel olmadı bu. Okey maden girişim burada. Ee, şeyde anlatıyorum zaten. Kurallarda 3'e 3 blokluk kare şeklinde olması lazım maden şeritlerinizin. Yani 1 2 3 1 2 3 olarak bu şekilde. Böyle yaptım yine strip'leri bu şekilde dizdim. Çok uzatmadım. Aşağı inince uzatacağım. Bu seviyede uzatmanın fazla lüzum yok. Buradan da e, uzun bir düşüş var aslında burayı <laughs> kapatmak daha iyi olacak sanırım da eee aşmayayım alt kata daha uzağa gitmeyeyim diye yaptım. Şimdilik sadece kömür ve demir çıkartıyor bu madenlerden. Ee, doğal mağaralara girmek daha tabi verimli oluyor şu aşamada. Hani elmasa göre demir falan daha rahat doğal mağarada bulunduğu için. Ama, eee, maden yapmak görevimiz olduğu için ben de kurdum bu madeni şimdilik. Bakalım ee, kaçıncı kattayım? 43. kattayım. Bunu dakika kadar götüreceğiz. <laughs> Önceden hazırladım burada kazacağım yerleri. Daha sonra bir ara üşenmeyince kazacağım. Ee, ikinci aşamada, üçüncü aşamaya geçmek için bir belediye binası yapmamız gerekiyor. Belediye binasının e, bir hazine odası olması gerekiyor. Bir toplantı salonu olması gerekiyor. Ay, fırtına var. Ee, bir adet de şimdi kullanmayan bir odası olması gerekiyor. Yani şimdi kullanmayan herhangi bir şey için kullanacağız. Ekstra odası gerekiyor. Burası toplantı odası. Gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Burada da e, esas yer kürsü burası. Hem şehir toplantıları burada gerçekleştiriliyor hem de mahkemeler falan şu taraflar bu şekilde oluyor. Ya da düğünler yine yani taraflar bu şekilde oturuyor. Her şey burada yapılıyor. Tam bir orta usulü. E, daha sonra burada kütüphane var. Burası işte kütüphane olacak. Daha doğrusu kütüphane değil de arşiv. Yani hani kimi öldü, kimi doğdu, kimi evlendi tarzı arşivler tutuluyor biliyorsunuz kasabalarda. Onları burada tutacağız. Buradan çatıya çıkılıyor. Çatıyı şu aslında yapmayacaktı ama çatı yaptıktan sonra burası boş kaldı. Ben de burayı tutayım dedim. İleride iki katlı olması gerekiyor. İleride belediye binasını valiliğe dönüştürüyoruz. İki katlı olması gerekiyor ve iki tane de ofis olması gerekiyor büyütürken en azından bu kat işime yarayacak. Bunları kıracağım ve sonra bir kat daha çıkacağım üzerine. Ee, ancak şimdilik böyle. Bir de hazineye bakalım isterseniz. Ee, hazineyi bu şekilde koydum. Her item türü için aklıma gelen böyle şeyler yaptım. Bu arada ışıkları böyle yaptım. Glowstone'a henüz erişim olmadığı için. Ee, kısıtlamaları vermiyor. Aşağı meşale koyup üstüne violet de işte cam koyunca buradan da ışık geliyor yoksa bunların ışığı buraları karanlık bırakıyor oradan yaratık da olabiliyordu. Gördüğünüz gibi böyle şey yaptım. Burası da e, et yerim. Buzlu. Buzlu bir Bunlar kar blokları. Kar biyomundan topladım. Ve böyle şekil yaptım işte etlerimi bozulmasınlar diye karlı odada saklıyorum. Üçüncü aşamaya henüz geçtim ben. E, i̇kinci aşamanın diğer gerekliliklerini de söyleyeyim. Yapılan her şey bir kere bağlanması gerekiyor böyle yollarla e, ana binaya. Burada e, hayvan çiftliğim hala tam dörtle dolduramadım burayı. Birazdan dolduracağım. E, çok az var çünkü wheat farmımın düzgün çalışmadığı için wheat elime geçtikçe hemen bunları çiftleştirip sonra anne babadan bir tanesini kesiyordum. Bebek büyüyünce tekrar ağaçlı işte, yine bir tanesini keserek e, beslenmemi sağlıyordum. Şu anda e, ağaçlarım orada ama üçüncü aşamanın görevlerinden bir tanesi e, ağaç çiftliği ya da kendinize bir orman kurmak, kontrol edilebilir bir şekilde e, şehir sınırları içerisinde e, onu kuracağım. Yine üçüncü aşamaya geçmek için bir tane kabul mina yapmak gerekiyordu. Bu sayılmıyor, bu kabul olsa bile sayılmıyor yani. E, bunu bu şekilde şey yaptım. <laughs> e, ee, demirci yaptım. Yani Blacksmith demir hoca. İşte burada demir dövüyor ateşte falan. Daha kapı yapmadım. Demir kapı yapacağım. E, ee, i̇şte şöyle çirkin bir bacası var. Ee, bir kuyu yapmak gerekiyor. Sınırsız su kaynağı yani. Burada yaptım gördüğünüz gibi. Sonra kişi başı en az 5 tane ya da Pardon kişi başı 10 tane wheat verecek bir wheat farm kurmak gerekiyor ki bayağı büyümüşler birazdan onları da toplarım Bunu kurdum Bunun dışında Başka bir gereksinim yok Bu seviyenin Ups Bir uyuyayım uyanayım Şey göstereceğim Şimen nasıl getiriyorum buraya onu göstereceğim. Ee, daha sonra bu kısa videoyu bitireceğim. Ve size dediğim gibi umarım e, forumumuza katılırsınız. Kendi icatlarım, yani benim videolarda göstermediğim icatlarınızı falan da paylaşabiliyorsunuz forumda. Onun için özel bölüm açtım foruma. Ve eğer beğenirsem sizden de izlenmek koşuyla tabii ki. Ee, bu icatlarınızı videoya çekeceğim. Ve tabi işte şu arkadaşımızın icadı böyle bir şey diyerek anlatacağım videoda bu icadınızı. Aynı zamanda bu challenge da yaparsanız bekliyorum katılımınızı. Çim buraya kadar gelmiş şimdi. Çim getirmek için bir yere uzaktan işte buradan dört taşımaya başladım. çimlere bitişik olduğu için çimler oluşmaya başlıyor. Bu şekilde Gidiyor. Yani uzun bir süre sonra şehrime yetişecek ki bu 10 saatte falanca buraya kadar gelebildi. Çöl bir biyomunda olduğum için sanırım oldukça yavaş ilerliyor çimler. Birazdan bütün buraları kazıp bir yerlerine bu dörtleri dolduracağım. Çünkü çimenlik bir yer istiyorum. Bir vaha istiyorum şöyle ortasında. Duvarları da sık sık kazıp güzelleştiriyorum. Böyle düz yöne bakmayın. Onların hepsi aşamalı gözükecek, güzel gözükecek. Ee, şimdi kendinize iyi bakın. Ha, bu arada e, videolarım toplam 30 bin defa izlenmiş. Yani 30 geçti izlenme sayısı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, beni izlemeye devam edin ve elmasınız bol olsun.